İyi pazarlar. Ekranların magazin klasiği Pazar sürpriziyle karşınızdayız. Ünlüler dünyasından haberler, özel röportajlar ve araştırmalarla 3 saat boyunca evlerinize konuk olacağımız programımıza haber turumuzla başlıyoruz. Magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. Dilan Tatlıses ve eşi Levent Dörter'i Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Tatlıses, Orta Doğu'da kendisine olan ilgiden çok memnun. Eşi Levent Dörter, Dilan Tatlıses'i övdükçe bakın nasıl utanıyor. Güzel, sizin de Amerika'daki hayranları çok fazla. Biraz Orta Doğu, Orta Doğu'da fazla var. Güzel bir ilgi var orada, ben çok memnunum orada. Yani orayla ilişkimiz çok güzel. Vallahi karım niye söylemiyorum abi. Söyleme. İsterseniz bir Dubai'ye gidin beraber. Ya aa, söyleme. Yolda yürüyemiyor. Hayır. Yolda söyleyemezsin şu an. Betül Demir'i köpeği Titi ile yürüyüşte görüntülüyoruz. Sevenlerini dinlemiş, artık slow değil hareketli şarkılar çıkaracakmış. Hareketli güzel bir yaz şarkısı. Bana dinleyicimin özel olarak istediği, lütfen artık slow söyleme, biraz hareketli şarkı söyle diyorlar. Betül Demir yaz aylarında magazine yakalanma korkusuyla spora ağırlık vermiş. Yaz geliyor. İşte ben yaza hazırlanıyorum. Hem konserlerim yoğun ondan sonra, ama onun dışında aralarda işte Ege bölgesinde olacağımız için, Ege Akdeniz gideceğimiz için aralarda tatillerim de olacak. İşte tatillerde size yakalanırım korkusuyla. Pilates salonu olsun, yoga merkezleri olsun, sürekli oralar. Rahat mı ilişkin? Ben çok rahatım. Yakalansam da hiçbir şey olmaz yani, öyle söyleyeyim diyeyim sana. Bir şey yok diyorsun. Hiç çekindiğim bir şey yok. Oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu, Ahmet Kayakesen, Cem Özer ve Selahattin Taşdöğen gibi isimlerin yer aldığı Mendebur filminin galasındayız. Aslı Bekiroğlu filme dair merak edilenleri anlattı. Çok keyifli bir film oldu öncelikle. Malatya'nın Arapgir'inde çektik. Zorlu şartlar diyebilirim aslında, hava sıcaklığı bakımından. -15-16 dereceleri gördük. Ormanların derinliklerinde. Böyle ya, benim için değişik bir şey oldu. İlk defa böyle bir şey yaptım. Gerilim macera diyebilir miyiz hocam? Tabii gerilim macera diyebiliriz. Biz bu ormanlık alanda kamp yapmaya geldik. Olga Navanoğlu, Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Altan Erkekli, Gonca Gül Sunar, Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin, Şiva Behrozlar gibi isimlerin yer aldığı Veda Partisi filminin fragmanı yayınlandı. Dansçı falan çağırmadınız değil mi? Erik dalı gevrekti, erik dalı gevrekti, amanın basmaya gelmez. Ege yeni şarkısı Hurma Gözlüm'ün klibini yayınladı. Ünlü şarkıcı yeni şarkısının klibini neden Kapadokya'da çektiğini anlattı. Neden Kapadokya? İnsanlar alıştı hep beni. Deniz kenarında, deniz kenarında yazlık şarkıcı diyorlar. Bu sefer de Kapadokya'ya gelelim dedik. Şaka bir yana inanılmaz derece güzel bir tarihi dokusu var. Çok mistik bir yer ve şarkıya da çok çok yakıştı. Hurma Gözlüm, yeni yazdım, sevda. Sakarya Müzik Festivali'nde sahne alan Erdem Yener sevenlerine keyifli bir konser deneyimi yaşattı. Gökhan Türkmen'in İstanbul'daki konserine uzanıyoruz. Ünlü şarkıcı Context 360 adını verdiği sahne düzeniyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bitme, bitmesin diye bütün gece. Seni sanmışım. Kazak sanatçı Dimaş Kudaibergen Beşiktaş'ta stadyum konseri verdi. Konsere Çin'den Rusya'ya, Avrupa'dan Kazakistan'a kadar 80'den fazla ülkeden bilet alan pek çok uluslararası müziksever akın etti. Dimaş
Savaş sahnede Haluk Levent'i ağırlayarak birlikte Gesi Bağları şarkısına düet yaptı. Zara'nın İstanbul'daki sahnesine uzanıyoruz. Ünlü şarkıcı şık sahne kıyafeti ve şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Berihan Savaş, Umut Kurt, Uras Kaygılaroğlu, Celil Nalçakan, Anıl Altan, Bora Akkaş ve daha birçok ünlü isim, gelecek nesillerin kaynaklarının korunması bilinciyle hayata geçirilen sorumlu restoran hareketine destek vermek için bir araya geldi. Gıda israfına son verilmesi amaçlanan ve sorumlu restoran hareketinin yeni adımı olan Gıda Atık Döngüsü projesine dikkat çeken isimler gıdanı koru mesajını verdi. Safiye Soyman, Avustralya'nın Melbourne kentinde sağlık sorunları yaşayan Tanyeli yararına düzenlenen gecede sahneye çıktı. Şarkıcı Ay Dilge, Aydın Sultanhisar'da düzenlenen Çilek Festivali'nde sahneye çıktı. Kırmızı kıyafetiyle dikkat çeken Ay Dilge, hareketli şarkılarıyla dinleyenlerini eğlendirdi. Bakırköy'deki bir mekan açılışı ünlü isimleri ağırladı. Derya Tuna'nın da katıldığı açılışa sevgilisiyle birlikte gelen Mehmet Ali Erbil, genç nesil ünlülerin kazandığı paralarla ilgili soruya ilginç bir yanıt verdi. Hak ediyorlarsa kazanacaklar tabii, çalışıyorlar, emek veriyorlar. Biz de zamanında bavulla para taşırdık. Mehmet Ali Erbil, Cem Yılmaz'ın eşi Ahu Yatu'ya açtığı 10 bin dolarlık nafaka davasıyla ilgili soruya da şu göndermeyi yaptı. Gelsin ben ona bir ders vereyim, nafaka dersi.